Hoş geldiniz. Ofansif Oyun Kurucu YouTube kanalındasınız. Galatasaray kariyerimizin ikinci sezonunun özet bölümüyle karşınızdayım. Şimdi zaman kaybetmeden şöyle bir özeti ilerleyelim. Yeni transferlerimizin neler yaptığını göreceğiz. Goyres'i 20 milyon euroya transfer etmiştik onu. Stuttgart takımından takımımıza katıldı. 20 milyon euroluk çıkış maddesini kullandık. 20 maçta oynadı. 28 gol 8 asistle oynadı. Udogie'yi yine sezon başında Tottenham'dan kiralık olarak kadromuza kattık. 38 maçta forma giydi. 3 gol 12 asistle oynadı Erabi'yi İsveç'ten herhangi bir bonservis bedeli ödemeden transfer etmiştik. Onu da sezonun ikinci yarısında 10 maçta kullandık. 10 gol atıp 3 asist yaptı. Hakim Ziyeş bu sezon yine güzel bir performans ortaya koydu. Yeni transfer olarak görünüyor ama yeni transfer değil. Bir önceki sezonda takımımızda kiralık olarak forma giymişti. Sezon başında bon servisiyle beraber aramıza katıldı. 27 maçta kullandık. 9 gol 11 asistle oynadı. Baldenzi ondan çok şey bekliyorum. Önümüzdeki sezonlarda da güzel işler yapacaktır. Bu sezon 30 maçta kullandık onu. 8 gol 9 asistle oynadı. Başörenal Hollanda'dan getirdiğimiz Türk oyuncu. Onu bu sezon az kullandık. 3 maçta formu giyebildi sadece. Ama 2 gol 3 asistle oynamayı başardı. Yasin Özcan 7 maçta oynadı ve 1 gol 1 asist yaptı. Ve savunmayı transfer ettiğimiz Maxence Lacroix'da Wolfsburg takımından aramıza katılmıştı. 7 gol attı, bir de asist yaptı. 7-0-9'luk puan ortalamasını tutturdu. Sezonun sonuçlarına bakacak olursak Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmayı başardık. 106 puan topladık. 117 avarajımız var. 35 galibiyet, bir beraberlik aldık. Beraberliği de sadece Adana Demirspor'a karşı aldık. 2. sırada Beşiktaş, 3. sırada Fenerbahçe, 4. sırada Trabzonspor, 5. sırada da Adana Demirspor var. Samsung Spor geçtiğimiz sezon mükemmel bir performans göstermişti. Bence bu sezon yine iyi performansına devam ettiler. Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar ilerlemeyi başardık. Fakat finalde Real Madrid'i geçmeyi başaramadık. 2-0 kaybettik maçı ve Şampiyonlar Ligi'ni ikinci olarak bitirdik. UEFA Süper Kupası'nda Liverpool'la karşılaşmıştık sezon başında. Bu maçı da 2-0 kaybettik. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadık. Finalde Trabzonspor'la oynadık ve 3-0 kazandık maçı. Ve TFF Süper Kupa'da da yine şampiyonluk yaşadık. Sezon başında oynadığımız maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yenmeyi başarmıştık. Sezon özetine bakacak olursak sezonda hatırlanmaya değer anlarda en farklı galibiyetimiz Bodrum FK'ya karşı kazandığımız 10-0'lık maç oldu. Unutulmaz maçta Beşiktaş'ta deplasmanda oynadığımız ve 4-0 kazandığımız maç. Sezonun golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Çaykur Rizespor ağlarına gönderdiği gol sezonun golü seçildi Barış Alper Yılmaz'ın. Mali durumumuz iyi. Şu anda borçlarımızı da azaltmayı başardık. Bu sezon sponsorluk gelirimiz düştü. Geçtiğimiz sezon 37.48 milyon euro kazanmıştık sponsorluktan. Bu sezon 30.62 milyon euroda kaldık. Yayın gelirimiz biraz artmış. Loja da yine biraz düşüş var. Lig ve kupa para ödüllerinde de yine yükseliş var. 107 milyon euro kazanmışız. Ki zaten gelirimizin büyük bir kısmı buradan kaynaklandı. Maç günü yapılan reklam ve lisanslı ürün satışında da düşüş var geçtiğimiz sezona göre. Forma satışında Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Guiresi, Ziyeş ve Zan'ın formaları ilk 5 sırada. Evet sezon genelinde tercih ettiğimiz 11 bir bu şekilde. Orta sahada özellikle Kerem Demirbay ve Lucas Cornadoat arasında güzel bir uyum yakalamıştık bu sezon. Hücumda Guresi'yi transfer ettikten sonra ondan da güzel verim aldık. Yunus Akgün sezona güzel bir giriş yaptı ve etkileyici performanslar ortaya koydu. Barış Alper Yılmaz'da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu harika oyunu devam ettirdi. Ben yine bu sezon Türkiye Süper Lig yılın menajeri ödülünü aldım. Kulüp ödüllerine değil de şuradan lig kupa ödüllerine bakacak olursak UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde sezonun karıcısı Karnesekki oldu. Süper Lig'de yılın oyuncusu Yunus Akgün ve yine Türkiye Süper Ligi'nde sezonun kanat oyuncusu Yunus Akgün oldu. Rekorlarda Guirassi bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu. 5 golle. Karnesekki Muslera'nın rekorunu kırmayı başardı. En fazla gol maç sayısını Muslera'nın rekoru 20 idi yanlış hatırlamıyorsam. Karnesekki bu rekoru 24'e çıkardı. Yunus Akgün de en fazla maçın adamı seçilen futbolcumuz oldu. 11 kez maçın adamı ödülüne layık görülmüş. Ödenen en yüksek bonservis bedeli de Maxence Lacroix ki bu transfer döneminde bu rekoru kıracak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir kadromuza gelelim ve gollerde hangi oyuncuların neler yaptığına bir bakalım. Sezonun devre arasında Icardi'yi gönderdikten sonra transfer ettiğimiz Guiresi 28 gol atıp 7 asist yaptı ve gerçekten sezonun ikinci yarısında çok güzel bir performansı ortaya koydu. Barış Alper Yılmaz bir önceki sezonda gösterdiği güzel performansı geliştirerek devam etti. 21 gol 9 asistle oynadı. Yunus Akgün 12 gol attı ve 18 asist yaptı. Yusefer abi 10 maçta forma giydi. 10 gol 3 asistle oynadık. Ve yine Kerem Aktürkoğlu 10 gol attı. 20 asist yaptı Kerem Aktürkoğlu. Asist konusunda gerçekten başarılıydı. Orta saha oyuncularımızdan, yıldız oyuncularımızdan Lucas Kornadoat 10 gol atıp 14 asist yaptı. Wilfred Saha yine 10 gol attı. 7 asistle oynadı. Hakim Ziyeş de 9 gol 11 asistle oynadı. Burada bir de Klem'e bakmak istiyorum. Klem de sezon boyunca 5 gol atıp 6 tane de asist yapmayı başardı. Şimdi şöyle bir fikstürümüze gelelim. Sezon başında güzel bir hazırlık dönemi geçirmiştik sonrasında aslında lige büyük umutlarla giriş yaptık. Süper Kupayı kazandık Fenerbahçe'ye karşı. Avrupa Süper Kupası'nı da kazanırız diye ümit ediyordum ama gerçekten kötü oynadığımız maçı 2-0 kaybettik. Sonra lige güzel bir giriş yaptık ve Şampiyonlar Ligi'nde biraz da şanslı bir kura çektik. Grup edabında çok zorlu takımlarla karşılaşmadık. Dortmund deplasmanında 5-2 galip geldik. Sonrasında Bodo Glimt'i kendi evimizde 3-1 yendik. AZ Alkmaar'ı yine kendi evimizde 2-0 yendik. Leipzig'le yine kendi evimizde oynadık ve 4-0 kazandık bu maçı. Sonrasında ile deplasmanda oynayıp 3-0 kazandık. Panathinaikos deplasmanına gittik ve bu maçı da 3-0 kazanmayı başardık. Ve grubun son iki maçı biraz zorluydu bizim için. Bu son iki maçtan ilkinde kendi evimizde Bayer Lever kuzenle oynadık ve 3-0 kazanmayı başardık maçı. Sonrasında da Liverpool deplasmanına gittik ve Liverpool'a yine kaybettik. Maalesef sezon başında bizi 2-0 yenmişlerdi. Bu sefer de grup etabında deplasmanda oynadığımız maçı 1-0 kaybettik. Ve Şampiyonlar Ligi'nde grup etaplarını lider olarak tamamlandırdık tamamlamayı başardık. Sonrasında son 16 turunda ile karşılaştık. Deplasmanda ilk maç 1-1 sonuçlandı. İkinci maçı kendi evimizde oynadık ve 2-0 kazanmayı bildik. Çeyrek finalde bir önceki sezonda karşılaştığımız Paris Saint Germain'le karşılaştık. Kendi evimizde 3-1 kazandık maçı. Açıkçası deplasman maçı beni korkutuyordu. Deplasmanda elinebiliriz diye de düşünüyordum ama bu maçta 3-3 berabere kaldık ve bence sezonun en keyifli maçlarından bir tanesiydi bu. 3-3 berabere kalarak çeyrek finalde tur atlamayı başardık. Ve yarı finaldeki rakibimizi bekledik. Yarı finalde yine zorlu bir rakiple karşılaştık Manchester City. Deplasman'da ilk maçı 2-0 kazandık. Şansımız biraz yaver gitti. Nedenini anlayamadığım bir şekilde Manchester City Forvet'te bizim maçlarımızda Erling Kalan'da oynatmadı. İkinci maçı da kendi evimizde oynadık ve 1-0 kazandık Manchester City'ye karşı. Böylelikle yarı final mücadelesinde Manchester City'yi eleyip finale çıkmaya hak kazandık. Türkiye Kupası yarı finalinde ilk mücadeleyi Beşiktaş'ta Deplasman'da oynamıştık ve 3-1 kazanmıştık bu maçı. İkinci mücadeleyi kendi evimizde oynadık. Biraz da rotasyon yaptığımız maçı 1-0 kaybettik. Sonrasında da artık sezonun final maçlarında öncelikle Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'le oynadık ve 2-0 kaybettiğimiz maçta maalesef Şampiyonlar Ligi kupasına ulaşamadık. Real Madrid maçının dönüşünde de Trabzonspor'la Türkiye kupası finalini oynadık ve maçı 3-0 kazanmayı bildik ve böylece sezonu 3 kupayla bitirmiş olduk. Trendyol Süper Lig'de şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olduk. Yine UEFA Süper Kupası'nı kaybettik. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandık ve TFF Süper Kupası'nı kazandık. 3 kupa aldık. Sezon henüz sonuçlanmadı. Japonya'da organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacağız. Bu organizasyon Temmuz ayına kadar sürecek ve bir sonraki bölümde Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki resmi maçlarımızla yine sizlerle beraber olacağım. Bu turnuva sırasında biz de transferlerimizi tamamlamaya çalışacağız. Sonrasında Temmuz ayı içerisinde hazırlık dönemine yeni transferlerimizle girmeye hedefliyoruz. O zaman bir sonraki bölümde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Futbolla kalın.